Hali, gel al elimden şunları anneciğim. Ay, vallahi kollarım koptu. Kollarım koptu. Ay Hali, vallahi annem sen hizmetçiliğe ve iyi alışmışsın. Ama burada olmaz anne. Ya eskisi gibi kendin yaparsın ana evinde ya da dönersin tıpış tıpış koca evine. Anne Selen aradı. Taylan'la barışmamı istiyor. Saksı mı düşmüş kafasına? Hayırdır? Ne bileyim. De yine bir işler çeviriyor belli ki. Ben en iyisi kayınvalidemi arayayım. Bilsinler bir işler çevirdiğini. Ay yok kızım arama. Söyleyeceksin de ne olacak ha? Yine inkar edecek. Sen yalancı durumuna düşeceksin. Madem anlaşmak istiyor. Anlaş kız sen de. Git Yalı'ya. Dön kocana. Dönmem anne Yalı'ya ben. Taylan'ın yüzünü görmek istemiyorum. Sebep? Tiyatroya... o hizmetçi kızla geldi. Ne? Esmer, bıyıklı, yani sizin boylarınızda bir adamdı. Selen Hanım şoför arıyormuş ama kendisi beni tanımaz dedi. Kara kara gözleri var mıydı? Evet. Burnu böyle miydi? Ya burnundan mı konuşuyordu peki? Yani. İyi misiniz? Tamam. İyiyim ben iyiyim. Bak, 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 bak. Bak sen. Adamı iki gün boş gördü, kancayı taktı desene. Selen giderken onu da götürecekmiş. Söz verdi bana. Sen Taylan'ı böyle boş bırakırsan... değil 3 yılda, 3 ayda alır götürür kocanı. Ne yapayım anne? O hizmetçi kızı bana tercih edecekse... hiç durmasın yapsın. Halem, annem sende de hata var. Bak tamam, evladını kaybettin. Ama sanki kocanın suçuymuş gibi habire üstüne gittin, habire üstüne gittin. Kavga, gürültü. Kim çeker bu kadarını? Vallahi iyi dayandı kocan. Ah Omine ah. Öyle boncuk gözlerini süzerek böyle tatlı tatlı nasıl konuşuyordur kim bilir kocanla. Genç, güzel, pek de narin namussuz. Anne sağ ol ya. Acayip moral verdin. Ne var? Doğruya doğru.